Herkese merhabalar arkadaşlar. Yine bir Shadowlands Alpha tanıtım videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizlere Shadowlands eklenti paketinin en çok beklenen özelliği olan Torghast Kulesi'nin Shadowlands Alpha'daki durumunu aktaracağım. Öncelikle Torghast nedir, daha doğrusu neresidir bundan bahsedeyim. Torghast, Shadowlands'te Mav adı verilen bölgenin merkezinde bulunan, Mav'ın ve Torghast'ın yöneticisi olan Jailer'ın en tehlikeli ruhları hapsettiği sonsuz bir hapishane. Sonsuz derken birçok anlamda sonsuz. Hem zamansal olarak ruhların sonsuza kadar hapsedilip acı çektiği, hem de teknik olarak sonsuz katmandan oluşan bir yer. Bu sonsuz katman özelliği oyuna da yansıyacak. Roguelike oyunlardan esinlenen ve Blizzard oyunlarının hayranları tarafından Diablo 3'te bilinen Rift mantığına benzer bir şekilde tasarlanan Torghast, sonsuz sayıda seviyeye sahip olacak. 1 ila 5 oyuncu kapasiteli zindan niteliğine sahip Torghast'ta, maceramız sırasında buraya hapsolmuş iyi ruhları kurtarma imkanımız da olacak. Diablo'daki Rift mantığı gibi her girildiğinde farklı bir harita düzeni bizi karşılıyor olacak. Yani burada geçirdiğiniz zaman boyunca kazandığınız deneyim bir sonraki girişlerinizde işinize yaramayacak. İçeride geçirdiğiniz zaman zarfı boyunca güçlenmenize imkan sağlayacak anima güçleri kazanacaksınız. Bazen seçim yapabildiğiniz durumlar olurken bazen de şansınıza gelenle yetineceksiniz. Bu anima güçlerine herhangi bir yerde rastlayabilirsiniz. Kırılan objelerden tutun da öldürdüğünüz yaratıklara kadar. Ama genelde her katın sonunda bir adet yeni anima gücü bizleri bekleyecek gibi görünüyor. Bunun dışında kestiğiniz yaratıklardan ya da etrafta kırdığınız objelerden fantazma adı verilen materyaller düşecek. Bunlarla bazı katlarda bulunan vendorlardan buff, pot ve benzeri eşyaları almanız mümkün olacak ki bunlar da güçlenmenizde büyük pay oynayacak. İçeride bulunan bosslardan karakterimizde kullanmak üzere bir takım eşyalar düşebileceği gibi asıl amaç Frostmourne ve Helm of Domination gibi Lich King'den tanıdığımız ve World of Warcraft oyuncularının çok beğendiği efsanevi eşyaların hikayede yapıldığı yerde kendi efsanevi eşyalarımızı yapmak için gerekli materyalleri toplamak. Torghast'ı tırmanırken herhangi bir zaman kısıtlamasına maruz kalınmayacak. Bunun yerine her katta 3 kere ölme hakkı bulunuyor. Bunun bitmesi halinde Tara Gru isimli bir yaratık içerideki oyuncuları kovalamaya başlıyor ve yakaladığında öldürüyor. Sonrasında da bizi Torghast'tan dışarı atıyor. Shadowlands Alpha sürecinde burayı kabaca bir deneme imkanımız oldu. İkisi Quest modunda, Scald of Soul ve Fracture Chambers olmak üzere 5 farklı modu deneme imkanı vardı. Henüz Alpha sürecinde olduğumuz için mekanik anlamda ve ödüllendirme anlamında yorumlamak için çok erken olduğunu düşünüyorum. Öte yandan, görsel olarak ele aldığımızda ise henüz alfa sürecinde olmasına rağmen içeri girdiğimiz andan itibaren etkilenmeye başlıyorsunuz. Özellikle Wrath of the Lich King döneminde oyunu oynama imkanı bulmuş arkadaşların tüylerinin diken diken olacağına eminim. Yayınlanan eklenti paketi sinematiğinde de zaten Icecrown Stadal'ın bir yansıması gibi gökte duran Torghast'ın içerisi de Icecrown temasını andırıyor. Belki de Icecrown teması buradan esinlenilmişti, kim bilir? İçeride birçok yeni tasarlanmış yaratık modellemesiyle de karşılaşmak mümkün. Henüz geliştirme aşamasında bile bizleri kendine büyüleyen bu yer için daha fazla detaya girmeye çalışmanın gerek olmadığını dile getiriyor ve sizlere veda ediyorum arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.